Kumsal. Kumsal. Ne yapıyorsun? İşim var. Ne işin var? Söyle beraber yapalım. Ya bak tamam. Ben böyle seninle Çeşme'deki geçirdiğimiz gün gibi bir gün geçirmek istiyorum. Yani beni en azından güzel hatırla istiyorum. İşim var. Madame Elizabeth dergi için iş vardı. Enteresan biriyle bir röportaj yapmam lazım. Tamam. Karşında Orta Doğu ve Balkanların en enteresan kişisi durmuyor mu sence? Röportajı yap benimle. Doğru aslında. Senden enteresan hikaye mi olur? Ya sen ne hikayesi bak. Bende aşk var, vahşet var, katliam var, bilim kurgu var, komedi var, dram var, her şey var. Hemen hallederiz. Ne diyorsun? Ama Sera da seninle ilgili. Ha ne Sera ama Sera ya. Allah Allah kapat şu Sera mevzusunu tamam. Tamam olmaz Batu. İşim var benim. Ya tamam bir dur. Bir öğlen yemeği. Bir öğlen yemeği rica ediyorum senden. İyi tamam yiyelim. Acıktım zaten. Tamam. Gel. Batu. Biraz konuşabilir miyiz? Dün akşam da gelmedin zaten. Amcacığım kumsalla bir öğlen yemeği yiyeceğiz. Sonra geleyim konuşalım. Ne zaman konuşacağız? Ne sonrası? Zaten sonra gidiyorsun yani zaman yok. Ya konuşuruz amca. Bir yemeğimi ben bir yiyeyim geleyim. Sonra konuşalım olur mu? Peki tamam okey. Sana söylemiyorum. O zaman sana söylüyorum kumsal. Sen ona söylersin tamam mı? Ona de ki daha yeni geldin. Hemen gidemezsin de. Amcan daha sana doyamamıştı. Lütfen ona de ki amcan seninle beraber olamadığı için çok pişmanmıştı. Seninle geçiremediği yıllar için çok pişmanmıştı. Keşke senin ilk söylediğin sözleri duyabilseydi de. Keşke seninle top oynayabilseydi de. Batu böyle duygusal konuşmaları çok sevmez ama ona de ki keşke onun büyüdüğünü görseymiş. Keşke ilk kelimesini söylediğinde orada olsaymış. Keşke ödevlerini beraber yapsaymış. Ya da yapmasaymış. Yani ben onun için kopya bile hazırlardım. Evet hazırlardım. Ama şimdi daha yeni kavuşmuşken yani söyle ona gitmesin. Belki de seni dinler. Bence dinler. Çünkü seni seviyor. Lütfen söyle ona gitmesin. Amca şaşırdım vallahi ya. Yani nasıl diyeyim? Beni bu kadar çok sevdiğini bilmiyordum. Seni ne seveceğim ya eşek sıpası. Ne seveceğim seni ya? Senin neyini seveceğim? Yemeğe gidelim gelelim sonra konuşalım tamam mı? Tamam. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Anlattık anlattık sustun. İçki doldurmak kolay oğlum. Sen olsan ne yapardın? Sen olsan ne yapardın? Böyle her şeyini hayatta kaybetmiş bir adam olsan. Hı? Ne yapardın? Bir şeyler yapardım. Bir şeyler yapmak derken yani ne yapardın? Sen ne yapardın peki? Hı? Çok büyük bir hatanın eşiğinde olsan ne yapardın? Bir şeyler yapardım. Eve girelim artık. Ne olur. Bak kendin de bize de üzme artık. Ha? Ben şimdi ne yapacağım Yelda? Yıllar sonra oğlum buldum. Sonra seni. Ve şimdi ikinizi birden kaybediyorum. Ben şimdi ne yapacağım? Ne sizi, ne ipekleri. Hiçbir yere ait olmayan.
karanlıkta, boşlukta öylece duran, dikenleri herkese batan bir kaktüs gibi kaldım ortada. Hı? Ben şimdi ne yapacağım? Tamam gidin. Ben sizin mutlu olmanızı istiyorum. Ararsanız gelirim. Aramazsanız kalırım. Ama bana sadece şunun cevabını ver. Ben şimdi ne yapacağım? Vardır. Mutlaka bir yolu olmalı. Yani ne bileyim. Ben bir formül bulamıyorum ama yani dün gece uyku uyumadım. Ne yapmam gerekiyorsa yapayım. Kal burada. Amca benim kararım kesin. O yüzden senden tek istediğim hakkını helal etmek olur. Ama bir formül düşün. Yani bana söyle, ben yardımcı olayım. Mutlaka içinden geçen bir şey vardır. Bir sebebi vardır. Kimdir, nedir? Yeter ki kal burada. O dese kalırdım. Ama o da olmuyor işte. Kumsal mı? Amca. Bana bir veda partisi falan bir şey hazırlıyorlarmış. Bir ona gideyim sonra konuşuruz, tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.